Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle motifli e, portföy çantamızı çalışacağız. Başlangıç olarak şunu belirtmek istiyorum ki abone olmak ücretsiz. Abone olursanız çok sevinirim. E, şimdi ipimiz, ben Alize koton gold ile yaptım. E, siz istediğiniz iplerle de yapabilirsiniz. Tığ numaram 3 no. Ee, bizim yapmamız gereken 12 tane motif 6 tanesi bir tarafa 6 tanesi diğer tarafa motiflerimizi hazırladıktan sonra bakın sizler için ben diğer tarafında hazırlamıştım zaten bunları hem motifini göstereceğim hem birleştirme şeklini göstereceğim şimdi ipimizin tam orta sarılarını yapmak için 6 tane zincir çekiyoruz Biraz şöyle tutalım isterseniz. 6 tane zinciri çekiyoruz arkadaşlar. Ve bir yuva oluşturuyoruz. Diğer ucuna bu 6 zincirimizi birleştirerek ilmek almadan ortaya oluşturduk. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilmeğimizi alıyoruz arkadaşlar. Bu yuvanın içine ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip ilmeğimizi aldık. Tekrar iki kere de çıkartarak trabzan. Yani aralarda bir zincir ve ikili trabzan. Bu şekilde 16 tane ortamızı dolduralım arkadaşlar. Bugün hava e, birazcık bulutlu, güneşli falan. Kamerada yansıyor kusuruma bakmayın arkadaşlar. 3 6 9 12 13 14 15 ve sonuncuyu yapıyoruz. 16 tane şu şekilde ortamızı yaptık. Şimdi bu son zincirimizi de 4 zincir çekmiştik ya arkadaşlar buraya ilmek kalmadan bağladım. Bir zincir çektim ve ortayı tamamlayarak ipimizi kesiyoruz. Ben daha sonra bu iplerimizi arkadan yürüteceğim. Siz de istediğiniz gibi ister sonradan yapın ister yaparken ben onu kıracağım temizleyeceğim sonra. Bu şekilde arkadaşlar ortamızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramızda ise Diğer rengimize geçeceğiz. Siz bunu tabii ki istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ortamızın herhangi bir boşluğunda başlangıç yerden ben hiçbir zaman başlamıyorum. Hepsi aynı yere gelmesin diye. Herhangi bir boşluktan şu ipimi tutuyorum şöyle arkadaşlar. Ve bu ipimi buraya sabitleyeceğim. Şu şekilde. Bu ipimi de Tekrar sağlamlaştırmak için buradan bir döndürdüm ve 1 2 3 zincirimizi çektik. Milist alıyoruz ilmeğimizi aynı yere ikili trabzan yapıp şu şekilde bitirdik. Araya tek zincir çekiyoruz. Bir zincir çekerek ilmeğimizi alıyoruz diğer boşluğa diğer boşluğa ikili trabzanımızın ilkini çekiyoruz ve 2 tane kalıyor arkadaşlar. Tekrar ilmek alıp aynı yere tekrar batıyoruz. 2 tanesini çekip sonra tamamlıyoruz. Bir zincir çekelim yine aynısına. Bütün boşluklarımızı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. İlmeğimizi aldık. Boşluğa Trabzanı yarım trabzan yaptık öyle diyelim. Tekrar ilmek aldık. Aynı yere batıp yarım trabzan yapıp ve ikisini birden bu şekilde kapatıyoruz. Milisto alıyoruz. Yarım yaptık arkadaşlar. Milisto aldık. Aynı yere tekrar ve üçünü birden topluyoruz. Bu şekilde diğer tarafa kadar yapalım arkadaşlar. Evet son yere kadar geldik. Tekrar bir zincir çekip bu ıı, ilk başlangıç olarak çektiğimiz 3 zincirin tam şu tepesindekine ilmeği içinden kaydırarak şu şekilde kapattık. Bu ipimizin de sırası bitti Arkadaşlar şu şekilde bakın şimdi bunu tekrar e, Sizler yine arkadan gezdirebilirsiniz ben sonra onları temizleyeceğim Siz de temizlersiniz şimdi diğer üçüncü sıramıza geldik üçüncü sıramıza bir başka renk ile bu da biraz daha koyu pembesi yine herhangi bir yerinden arkadaşlar nasıl yapmıştık diğerinde şu şekilde ilmeğimi çıkarttım bir zincir attım şu ilmeğimi buradan dolayarak bunu bir sağlamlaştırıp şöyle iki tane zincir çektim üç de çekebilirsiniz iki de çekebilirsiniz ben bunu arkadan böyle içinden gezdireceğim sonra sonra ilmeğimizi alıyoruz arkadaşlar aynı yere tekrar yarım trabzan iki tanesi kalacak ilmeğimizi aldık bir yarım daha bu şimdi arkadaşlar zincirle birlikte 3 tane oldu yani şunun üçlüsünü yapacağız burada 3 tane oldu bunu birden çekiyoruz 1-2 bir, zincir çekip ilmeğimizi alıp diğer ilmeğin aradaki boşluğa yarım yarım ilmeğimizi aldık tekrar yarım ve dört tane kaldı Hepsini birden çekiyoruz bir zincir Pardon iki zincir sonra ilmeğimizi alıp yarım 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 3 ta tane trabzan yapıp hepsini birden çekiyoruz yani buradaki işlemimizin üç tane üçlüsünü yapacağız sonuna kadar tekrar yapalım arkadaşlar Evet sona geldik bu şekilde Şimdi tekrar e, ilmek kalmadan buradaki şu zincirimizin ilk başlangıçtaki zincirin tam tepesindeki ilmeğe bu ilmeğimizi çektik ve kapattık. Bu ipimizi de kırıyoruz. Bunu tekrar biz arkadan temizleyeceğiz yine arkadaşlar. Şimdi e, dördüncü sıramıza geldik. Diğer ipimize geçiyoruz yine. Şimdi yine herhangi bir yerinden ipimizi çıkarttık. Ve bunu ilmeğin etrafında dolandırıp bu sefer 4 tane zincir çekiyoruz. Önce motifimizin köşesini oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi burada milistümüze aldık değil mi? Yani ilmeğimizi aldık. Şimdi buraya şu şekilde önce bir tanesini çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim yine. Sonra ikisini sonra ikisini. Yani bir ilmeği üç kere de çıkartmış olacağız. 1 2 3 Köşelerde böyle. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekip 3 de çekebilirsiniz, 4 de sizin şeyinize bağlı arkadaşlar, elinizin sıkılığına. Yani bir köşe oluşturmak için şu zinciri Şimdi bir tane ilmek aldım. Bu sefer bu köşeyi oluşturmak için aynı yere tekrar 1, 2 ve 3. Bir tane milist alıyoruz. 3 kere de çıkartıyoruz. Bir ilmek alıp 1, 2, 3 tane de çıkartıyoruz. Ve bir zincir çekip diğer boşluğa normal ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıp bir zincir çekip diğer boşluğumuza yine ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane bir zincir çekiyoruz. 3 tane tekrar ikili trabzan bir zincir çekip tekrar köşe yapacağız buraya arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Bir tane ilmek alıp bir, iki, üç kere de çekiyorduk. Yani e, bunları da bunun gibi yaparsak arkadaşlar yuvarlak motifimizi kareye dönüştürmek için e, köşelerimizi bu şekilde uzatmamız lazım. Bir tane milist alıp üç kere de çıkartıyoruz. Ve üç tane aynı işlemi üç kere yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekip bir ilmek alıp aynı yere 3 kere de çıkartarak trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekip diğer boşluklara 3'er tane yani şunun gibi arkadaşlar. 3 tane normal trabzanlı sonra köşe yapıyoruz. 1 2 3 sonra köşe. Tekrar göstereyim burada ikili trabzanımızı yaptık 3 tane bir zincir çekiyoruz diğer boşluğa 1 2 3 bir zincir çekiyoruz diğer boşluğa 1 2 3 tane trabzanımızı yaptık bir zincir çektik bir tane ilmek alıp köşemize geldik yine arkadaşlar 3 kere de çektik bu şekilde şuraya kadar geliyoruz. Ve motifimiz bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Evet 6 tane motiflerimizi ayarladıktan sonra diğer tarafını yani ben ilk tarafını ördüm zaten arkadaşlar. Bu tarafını da şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Ee, şimdi 6 tane motifimizi ayarlamasını yapalım. Şu şekilde. Ee, şu şuraya gelsin. Şu şuraya gelsin, şu şuraya gelsin. Evet. Bu şekilde şimdi motiflerimizi ayarladık değil mi arkadaşlar? Şimdi birleştirme işlemine gelmeden önce size motiflerin ölçüsünü vereyim isterseniz. 8 8 buçuk. Yani 8 buçuk diyelim biz buna. 8 buçuk santim motiflerimiz olacak arkadaşlar. Şimdi ilmeğimizi İlk baştaki şu şekilde koyduktan sonra nasıl ip koparmadan yapıyoruz ya aslında o şekilde ama ben bunu size küçük olduğu için tekrar göstereceğim. Şimdi bir köşeden normal 3 tane zincir çekerek e, mil üstümüze aldık. 3 tane trabzan aynı yere yapıyoruz. 2 kere de çıkarttım. Aralarda tek zincir. Tekrar ilmeğimi aldım. Diğer boşluğa. Bu, bu üç köşeyi bu şekilde üç tane trabzan yaparak geliyoruz arkadaşlar. İp kopartmadan birleştirme bununla da aslında ona göre videomda var. Bu yarım başlıyoruz çünkü sonradan birleştireceğiz. Şimdi şuraya kadar şu köşeye kadar gelelim. Bu köşelerde normal trabzan. Deminki ki yaptığımız gibi değil. Artık normal trabzana döndük arkadaşlar. Çünkü karemizi elde etmiş olduk. İkili trabzandan bu köşeye kadar geliyoruz. Normal yine 3 tane trabzanımızı yapıp 3 zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz. Yani 3 tane daha köşemizi bu şekilde oluşturuyoruz. Aralar bir zincir. Şu köşeye kadar gelelim arkadaşlar. Evet. Şu köşeye kadar geldik. Yani bir, iki, üçüncüyü de yaptık ama buralar yarım yarım gördüğünüz gibi. Şöyle başladık. Onu sonra tamamlayacağız demiştik köşeleri. Şimdi buraya geldik değil mi arkadaşlar? Buradan sonrası 2 zincir çekip şöyle düşünün. 2 zinciri çekip şöyle ters tarafı bize gelecek şekilde diğer motifimizi de alıyoruz. Düz tarafı bize gelecek şekilde yani iki tersler ortaya gelecek şekilde milistümüzü ilmeğimizi alıp bu motifimizin köşesine 3 tane Trabzan yaptık. Sonra bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle tutup ilmeğimi milimi buradan geçirdim. Ve ilmeği aldım. Bir zincir çektim. Sonra bir tane ilmek alıp diğer boşluğuna bir, iki, üç tane tekrar e, trabzan yaptım. Sonra arkadaşlar bir zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa yani karşılıklı diğer boşluğa tığımı ilmeğimi tığ oradan geçirdim. Bir zincir çektim. Bir zincir çekip milüste aldım. Ve diğer boşluğuna 3 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Aynı işlemi hemen sıradakine milimi tığımı diyeyim. Herkesi değişik geliyor. Tığımı şu karşı boşluktan içeriden ilmeği bu şekilde aldım. Bir zincir çektim. İlmek aldım. Diğer boşluğa 3 tane trabzanı yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bir zincir çekip karşı boşluğa milimi taktım. Ve bu köşeye geldik köşeye 3 tane zincir yapıp üst tane pardon e, trabzanımızı yaptıktan sonra 2 tane zincir çekip karşı köşenin tam ortasındaki zincirin ortasına ilmeksiz şekilde battık ve şu şekilde 2 tane zincir çekip tekrar ilmeğimizi alıp köşemizi oluşturarak devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Sonra aralar yine bir zincir ile şu boşluklara trabzanları üçer tane yaparak devam ediyorum. Ta ki şuraya gelene kadar örelim arkadaşlar. Köşemizi de unutmayalım. Yine bu köşeye geldim. Bu bu motifimizi nasıl eklediysek bunu da aynı şekilde ekleyeceğiz arkadaşlar. İki tane zincir çekip ters yüzü bize bakıyor. Bu ters yüzü ikisinin de iç tarafına bakarak ve ilmeğimi aldım. Diğer motifimizin köşesini üç tane trabzanı örerek nasıl bunu şöyle ekledik arkadaşlar. Bunu da buraya kadar ekleyip şuraya kadar geleceğiz. Şuraya gelince tekrar görüşeceğiz. Evet şu köşeye kadar geldik değil mi arkadaşlar? Burada da şimdi Tekrar iki zincirimizi çektik. Ters taraf bize dönük. Ve bir üstteki bunun üstüne gelecek motifi elimize aldık. Yine ters taraflar içe bakacak. Bunu da bu şekilde köşesinden birleştiriyoruz. Evet şu şekilde. Şimdi buraya kadar birleştiriyoruz yukarıdaki pardon az önceki gösterdiğim şekilde arkadaşlar bir zincir çektik, diğerine 3 tane yapıp bu şekilde şu sırayı da birleştiriyoruz. Bakın böyle. Şuraya kadar geleceğim, birleştireceğim ve dümdüz yukarı çıkıp bu e, motifimi alıp. Şurasını birleştireceğim, sonra tekrar yukarı çıkıp bu motifimi alıp buraya kadar birleştirelim arkadaşlar. Tekrar göstereceğim şimdi yukarıya çıkınca. Evet yukarıya geldik değil mi arkadaşlar? Yine iki zincirimizi çekiyoruz, ters tarafını getirdik, bu motifimizi alıyoruz. Yani şöyle düşünün, şu şekilde. Yine ters tarafı böyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam köşesinden yine 3 tane trabzan yaparak birleştirerek aşağı doğru gideceğiz arkadaşlar şimdi. Yani şöyle göstereyim. Burayı köşeye kadar geleceğiz. Burayı birleştireceğiz. Sonra şuraya kadar birleştireceğiz. Nasıl burada yukarı yaptıysak şuraya kadar düz çıkacağız sonra diğer motifimizi ekleyip tüm çevresini ipimizi kırmadan tüm çevresine şurada yaptığımız gibi bütün çevresine trabzanlarımızı normal motifimiz işliyor gibi yapacağız Şimdi onları da yapalım bitirelim ve etrafına her ilmeğimizin içine de normal sıralı trabzan yapacağız Evet arkadaşlar bütün etrafını trabzanlarla bu şekilde geldik son köşemize kadar ve ikinci işlemimiz ise etrafını her bir sırayı trabzan yapacağız. Yani bu köşeleri yine köşe gibi iki tane doldurarak ilmeğimizi alıyoruz ve şu deliklerin yani ilmeklerin başına hepsine ikili trabzan. Bir tane ortaya boşluğa ve 3 tane trabzanların üstüne şu şekilde boşluklara bir tane ve bütün ilmeklerin başına tam kafeslerin içine pardon deliklerin içine arkadaşlar etrafına bu şekilde trabzanlarımızı örüyoruz köşelerimiz yine böyle olacak şöyle bütün etrafı dönüp tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sona geldik. Tırabzanlarımızı da birleştirdik. Şu şekilde bir zincir çekip bu ipimizi kırmıyoruz arkadaşlar. Direkt şu şekilde ikisi de düz tarafı olmak kaydıyla şu şekilde çantamızı aldık ve şu üç tarafını Şimdi arkadaşlar birleştireceğiz. Nasıl mı? Sık iğne ile birleştireceğiz. Her bir bakın karşıdan karşıya şu zincirimizi çekelim. Tam köşeden köşeye mil üstü almadan bakın buradaki ilmek ile karşıdaki ilmek denk gelecek şekilde sık iğne yaparak bütün etrafını ilmeksiz bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. ilmek almıyoruz. Bu ilmekten diğer ilmeğe karşılığındaki hiç ilmek atlamayalım arkadaşlar. Bakın tersi de bu şekilde tam karşılıklı şekilde üç tarafını birleştireceğiz. Ağız kısmı açık olacak arkadaşlar. Kenarını geçelim. Bakın arkadaşlar, köşeye kadar sık iğnemizi yaparak birleştirerek geldim. Aşağı tarafı yani şu köşeyi de yine bu köşe yaptığımız yere bir tane sık iğne atarak hiç ilmek kaçırmadan karşılıklı ilmekleri alarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde çantamız hazır. Bakın şimdi son olarak da ağız kısmına yani şuraya gelecek şekilde şuraya ağız kısmına bir sıra hangi renkten istiyorsanız sık iğneyi yapıp pört ve çantamız hazırlamış oluruz. İsterseniz kenarına şöyle bir süs de yapabilirsiniz boncuklu. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Umarım güzel, faydalı bir anlatım olmuştur. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.